Özellikle alenen, aşikaren bir şekilde betona yatırılıyor. Hizmet veriliyor tamam anlıyoruz. İyi midir? Belki iyidir. Belki kötüdür. Bunu tam olarak kestiremeyiz ama sosyal konut projesinde biz işin şurasındayız. Şimdi ben normalde bu tutarı vereceğim. İşte yaklaşık olarak 2230 lira, 2250 lira. Her neyse vatandaşın cebinden hem bu çıkacak öte yandan ben yani 2 artı 1 evi kazandığımda diyelim ki çıktı bana. 2 yılda tamamlanacak da daha yıl başında projenin temelleri atılacak. Diyelim ki 2 yılda tamamlandı bu. 2 yılda tamamlandı. Belki de kura çekilecek. Çekildi mi? Çekildi. Çıktı diyelim. Bana çıktı diyelim. Ben cebimden normalde 2 artı 1'ler için söylüyorum. 60.800 TL'yi yatıracağım. O zaman ne anlamı kaldı? E ne anlamı kalıyor ben bu parayı verdikten sonra? Yani tamam bu 60.800 TL'yi vatandaş nasıl denkleştirecek? Nasıl ortaya çıkaracak ve nasıl o ev sahibi olabilecek? Ben iki yıl sonra vatandaş'a soruyorum ben mesela. E diyor abi diyor ben o zamana kadar ölmeyeceğimi kim biliyor diyor. Mantık olarak doğru mu? Elbette doğru. Ama biz de zannettik ki işin başından tam detayları okumadan, haberi okumadan yahu dedik hani 2250 liraysa veya hangi tutarsa 2200 küsür diyelim bizler. Ee, bu tutarda dedik yani yaklaşık olarak e, bu tutarı veririz. Bizler de bir ev sahibi ol oluruz. Nereden olabilir? Çumru olabilir, Akuren olabilir veya Konya'nın çeşitli ilçelerinden veya il merkezinden olabilir. Değişmiyor ama buradaki amaç şu vatandaş 2 artı birden konuşuyorum bakın 3 artı birden değil vatandaş bu 800 bin veya işte 600 bin liraysa bir konutun tutarı 60 bin 800 TL'yi nasıl verecek? Buyurun buna siz karar verin. Yani e, şimdi insanlar bir açlık çekiyor, bir açlık krizinin içindesiniz. Hayat pahalı. Böyle devam ediyor. E böyle olduğu sürece e, vatandaş bunun neresinden tutacak, nasıl verecek şimdi? 2 bin, e, 200 küsür lira vereceksiniz akabinde. Öte yandan bir de normalde işte e, atıyorum 600 liralık bir evse sizler 60.800 TL'ye hazır bulunduracaksınız. Bence mantıklı mı? Gerçekten mantıklı değil. Hani 2280 TL'nin verilmesine tamam biz o kadarını verelim. Bütçemiz o kadar Peki mütevazi bütçeyle geçinen vatandaşlar Bunu nasıl yapacak Yani işin içinden nasıl çıkacak Hem 2280 TL verecek Hem de öte yandan o parayı verecek Yani hani biz şöyle düşünüyoruz Altını çiziyorum Diyelim ki bankadan para çektim ben Ne kadar çektim İşte ee, 600 bin liralık konut için 60 bin 800 TL ödeyeceğim e, Bankadan bu tutarı çektim Farz edelim ki bunu ödeyeceğim. bunu en az bana ödemesi en az minimum tutar. Belki 5 bin lira, belki 6, 6 bin lira. O da minimum tutar ha. Şimdi faiz oranları sürekli değişiyor Merkez Bankası'nda. Merkez Bankası'nda. Bunu tam olarak bilemeyeceğiz. O zamanki faiz durumu ne olacak? Onu da bilmiyoruz. E ben ne olacak? Hem bankaya borçlanacağım. Hem bankaya borçlanacağım. Hem de bu evi aldığım kamuya borçlanacağım. Olacak benim aylığım artık aylığımdan çıkan yani öyle söyleyeyim. Artık 7 bin lira mı 8 bin lira mı 7 bin 280 TL çıkacak. Ben nasıl geçineceğim? Nasıl geçinecek bu vatandaş? Nasıl geçinecek? Nasıl geçinecek? Günlerdir bizim özellikle e, söylediğimiz konulardan bir tanesi de bu. Geçim derdi, geçim derdi, geçim derdi.